Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleriyle milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemlerine tanıklık etmiş, devletin önemli hizmetlerinde bulunmuş, mebusluk yapmış, Kurtuluş Savaşı'nda önemli roller üstlenmiş, özellikle makaleleri ve şiirleriyle sadece Türkiye'de değil, bütün İslam coğrafyasında tanınmış, meşhur şairlerimizin başında gelir. Şimdi gelin, 1915 yılına gidelim. Çanakkale Savaşı'nın bütün şiddetiyle cereyan ettiği günlerde Mehmet Akif, Osmanlı'nın Hicaz vilayetinde Medine yollarındadır. Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Eşref Sencar Kuşçubaşı başkanlığındaki bir grup kahramanla birlikte, o da İngilizlerin Hicaz'da Osmanlı Devleti aleyhine çevirdikleri entrikalarını boşa çıkarmak gayesiyle görevli olarak mukaddes topraklara gönderilmiştir. Fakat akılları fikirleri Çanakkale'de devam etmekte olan savaştadır. Akif'in savaşın zaferle neticeleneceği 18 Mart'a yakın günlerde bir gece kendisine şöyle dediğini nakleder Eşref Sencar hatıralarında. Biliyor musun Eşref? Dün gece sabaha kadar Rabbime ne için yalvardım biliyor musun? Çanakkale'de zaferi görmeden canımı alma, zaferi göreyim de beni öyle huzuruna davet et Allah'ım diye yalvardım. Adalet-i ilahiye var, hak var, kahramanlığın bedeli var. Allah İstanbul'un yolunu bu sömürgeci güruha açmayacaktır Eşref. Benim kahraman Mehmetçiklerim bu insaniyet ve İslamiyet düşmanlarına şehamet dersi verecektir. 1915 yılının 18 Mart'ını 19'a bağlayan gecedir. Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa o gece Eşref Bey'i arar ve Çanakkale zaferinin müjdesini verir. Eşref Bey de bu haberi ilk defa Akif'le paylaşır. Akif haberi alır almaz gözyaşları içinde secdeye kapanır. Uzun süre kumların üzerinde secdede hareketsiz bir vaziyette kalır. Eşref Bey korkuya kapılır. Yavaşça Akif'in yanına gider. Bakar ki nefes alıp veriyor, hiç dokunmadan geri çekilir. Eşref Sencar şöyle devam eder. Sonra kalktı, ağlamaklıydı. Birbirimize sarıldık. Akif'in hayatının en mesut, en bahtiyar anıydı. Anlatılması çok zor. Ay Bedir halindedir. Çöl gecelerinin parlak yıldızlı semasını zaferimizin şerefine aydınlatan ayın bu efsanevi ışıkları altında Mehmet Akif hiçbir başka ışığa ihtiyaç bırakmayan bu güneşi bile unutturacak kadar parlak çöl gecesinde sabahladı. İstasyon kulübesinin arkasındaki hummalığın içine çekildi. İşte o Çanakkale'ye layık olan destan o gece Akif tarafından hışkırıklar içinde ay ışığı altında Medine'de El Muazzam istasyonunda yazıldı. Ravza-yı Mutahara'ya yakın bir noktada sabaha kadar süren ilham saatleri sonunda yazıldı. Yalnızca Safahat'ın değil, Türk destan edebiyatının o eşsiz şaheseri tamamlandığında Mehmet Akif vazifesini tamamlanmış fanilerin az kula nasip olan o rahatlığı ile yüzüme derin derin baktı. Artık ölebilirim Eşref. Gözüm artık açık gitmez. Dedi. Akif, Çanakkale destanını çöl ortasındaki bir vahada, ay ışığında, Allah'tan gelen özel bir ilhamla sabahlara kadar döktüğü gözyaşları eşliğinde yazmıştır.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Bedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikatsiz yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa göz, gövde bacak, kol, çene, parmak, el ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner asmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram? Çünkü tesis-i ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim suni bediğim, onu çiğnetme, dedi. Asım'ın nesli, diyordum ya, nesilmiş, gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Percümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyar. Bu taşındır diyerek
bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırama. Sen ki son ehli salebin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.